Merhaba, bu hafta DC evreni için hayati gelişmelerin yaşandığı bir haftaydı. Birkaç gün önce Wonder Woman 3 ve Aquaman 2 filmleri hakkında ilginç bilgiler gelmeye başladı. Ama bunlar biraz dedikodu niteliğinde olduğu için henüz kesinleşmiş bir şey ortada yoktu. Ta ki birkaç gün önce Henry Cavill'ın Instagram hesabından duyurduğu yazıya kadar. Maalesef kendisini artık Superman rolünde izleyemeyeceğiz. Bu videoda üzgünüm, DC hakkında iyi haberler veremeyeceğim. Hatta birçoğunuzun çok sinirleneceği şeyler olacak. Videoya geçmeden sizden ufak bir ricam var. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için beğenip yorum yapmanız gerekiyor. Eğer destek olmak ve bir sonraki videoda kendi isminizi görmek isterseniz teşekkürler butonundan dilediğiniz miktarda bağış gönderebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Aslında her şey birkaç ay öncesinde DC sinematik evreninin başına Guardians of the Galaxy filmlerinden ve attığı çirkin tweetlerden tanıdığımız James Gunn ve Peter Safran'ın getirilmesiyle başlıyor. Bütün evrenin oluşturulmasından yenilenmesine kadar her şeyinden bu ikili sorumlu olacak. Geçmişte attığı o tweetler yüzünden James Gunn'ın arası zaten bir dönem Marvel'la bozulmuştu biliyorsunuz. Sadece başladığı işi bitirmesi adına Guardians serisine son verecek olan 3. filmin yönetmenliğini üstlenip Marvel'la bağını bu şekilde kopartacaktı. Bu haberler dönmeye başladığı sırada kendisinin ilk DC projesi olan The Suicide Squad filmini yöneteceğini öğrendik. Aslında yine bu projeden kendisinin ne kadar yenilemeyi seven birisi olduğunu görebiliyoruz. Çünkü ilk filmden tanıyıp sevdiğimiz karakterlerin neredeyse hepsini parçalattı ya da öldürttü. Harley Quinn dışında bir şekilde herkesi saf dışı bıraktı. Onu da muhtemelen Margot Robbie canlandırıyor diye çıkartmak istemedi çünkü çok tepki çekeceğinin farkındaydı. Bu filmde Emily Hardcourt isimli bir ajanla tanıştık ki bu kadın gerçekte James Gunn'ın karısı Jennifer Holland. Bu karakteri DC'nin bir sonraki James Gunn projesi olan Peacemaker'da da izledik. Tamam, gayet güzeldi. Yan karakter olduğu için çok dikkat çeken bir noktada değildi. Ama aynı kadını Black Adam'da da görünce insan artık bir garipsemeye başlıyor. Bu kadının çok yetenekli bir oyuncu olmasından kaynaklanan bir durum değil. Ortada bir torpilin döndüğü çok açık. Biraz sabredin, bunu bir yere bağlayacağım. Neyse, geçtiğimiz hafta uzun zaman sonra Gal Gadot'tan Wonder Woman'la ilgili bir paylaşım gördük. Üçüncü filmin çekimleri bitmedi, hatta çekimlere başlanmadı bile. Ne alaka diye düşünebilirsiniz. Kendisi kötü bir şey yazmamış, karaktere veda etmemiş ama çok da iç açıcı konuşmamış. Çok kısa bir süre sonra ilk iki filmin yönetmeni Patty Jenkins, üçüncü filmin yazar kadrosundan ve yönetmenliğinden ayrıldığını açıkladı. Gal Gadot'u belki ileriki projelerde tekrar görebiliriz ama bunun çok küçük bir ihtimal olduğunu söylemek isterim. Muhtemelen kısa bir süre sonra Henry Cavill gibi ona da veda edeceğiz. Aquaman 2'den bahsedelim. Bu film Amber Heard dolayısıyla zaten çok çalkantılı bir süreçten geçmek zorunda kalmıştı. Bir şekilde 2022'nin başlarında çekimlerin tamamlandığını öğrendik. Önümüzdeki yıl vizyona girmeye hazırlanıyordu. Birkaç hafta öncesinde Jason Momoa'nın Aquaman rolünü bırakıp başka bir DC karakteri olan Lobo'yu canlandıracağı konuşulmaya başlandı. Hatta kendisinin de bu konuda çok heyecanlı olduğu söyleniyordu. Bu cepheden hala bir açıklama gelmedi. Bu yüzden de Aquaman'e de sallantıda diyebiliriz. Şimdi gelelim asıl konumuza. 1-2 ay öncesinde Black Adam'ın After Credits sahnesinde görünmesinden sonra Henry Cavill'dan Superman karakterine geri döndü ne dair güzel bir haber almıştık. Hepimiz çok sevindik çünkü yine akıbeti belli olmayan bir karakterdi ve uzun zamandır hakkında hiçbir şey yapılmamıştı. Bir süre Man of Steel 2 haberleri çıktı. İşte filmin çekimlerine şu tarihte başlanacak gibi ortalık etkileşim almak için paylaşılan haberlerle doldu. Ancak bu sırada kendisinin Warner Bros'ta henüz resmi bir anlaşma imzalamadığı ortaya çıktı. Bunun sebebini de geçtiğimiz günlerde öğrendik. Meğerse James Gunn'ın Superman'le ilgili çok daha başka planları varmış. Kendisinin Henry Cavill'dan hoşlanmadığı zaten söylentiler arasındaydı. Ama James için şu anda Henry'nin artık bu karakter için yaşlı olduğu, daha genç bir Clark Kent aradığı söyleniyor. Superman, Spider-Man gibi bir karakter değil. Daha öncesinde Clark Kent'in gençliğine ilk film dahil olmak üzere birçok farklı projede zaten değinildi. Çok saçma bir sebep. Ayrıca orta yaşlı bir Superman'le çok daha ciddi hikayeler izleme fırsatımız olabilirdi. 39 yaşındaki bir adama yaşlı diyebiliyorsunuz ama bir yandan da yepyeni bir karakter için 50 yaşında bir adamı role getirtebiliyorsunuz. Böyle de bir çelişki. Bu videoda sinirinizin bozulacağını söylemiştim. O haberlerden bir diğeri de genç bir Superman'in yanında bir de siyahi bir Superman hikayesi anlatılacağı söyleniyor. Bu uzun zamandır dönen muhabbetlerden bir tanesi biliyorsunuz. Hatta Michael B. Jordan'ı istediklerini de duymuştuk. Yeni evren içerisinde bir değil birden fazla renkli Superman projesi bizi bekliyor olacak. Az önce bağlayacağımı söylediğim noktaya geliyorum. Dalga geçilmek için mi paylaşılmıştı bilmiyorum ama James Gunn'ın Gal Gadot yerine eşi Jennifer Holland'ı yeni Wonder Woman yapmak istediği de
şekilde söylentiler arasında. Umarım sadece büyük bir şakadır diyebiliyorum. Son olarak Ben Affleck ve Robert Pattinson'dan bahsedeceğim. Ben Affleck de bir DC filmi için görüşme halindeler ama aktör olarak değil, Affleck'i yönetmen olarak istiyorlar. Cevabı ne olur ilerleyen dönemlerde hep beraber göreceğiz. Robert Pattinson'ın Batman'i ile ilgili de James Gunn'ın o Batman için bir evren yaratmak istediği ya da kendi yarattığı yeni evrenine Robert'ın Batman'ini dahil etmek istediği söyleniyor. Her şey gerçek olabilir ama bari bu adamı rahat bırakın. DC'nin uzun yıllar sonra ortaya çıkardığı en nadir işlerden bir tanesi The Batman filmiydi. Umarım bari bu şakadır. Zaten Matt Reeves gibi bir adam varken o Batman'e dokunmak biraz cesaret ister. Ama en nihayetinde her şeyin parayla mümkün olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet, DC evreni için duyurulan yeni haberler bu şekilde. Hali hazırda Zack Snyder'ın yavaş yavaş da olsa güzel bir evren kurduğunu görmüştük. Ama artık bu haberlerden birkaç tanesi bile zaten zar zor ayakta duran DC evrenini yerle bir etmeye yetecek şeyler diye düşünüyorum. Peki siz bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce buradan sonra DC toparlanabilir mi? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı ve beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Sesim için kusura bakmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.